böyle bir niyeti var. Böyle art niyet aranmasın açıklamalarda. İsteyen arasın, ayrı bir şey. Ama art niyetsiz şunu söyleyeyim ya, biz hepimiz gazeteciyiz bakın. Masum Bey de gazeteci, politika yaptı ama 40 yıl oldu gazeteciliğimiz Ankara'da. Hepimiz gördük, ayrıca sade vatandaş olsak bile görmemize yetiyor. Ya Ekrem İmamoğlu nereden halkın adamı? Yani sokak, pardon şöyle söyleyeyim. Masum Bey'in dediği anlamda sokaktan gelmiş, yetişmiş. Nereden? Nereden ya? Ben bile bu kadar gazetecilik yapmış bir insan olarak denebilir ki o da senin ayıbın. Ya İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olmadan evvel ben adını bilmezdim kendi bölgesinde. Türkiye'de kim biliyordu Ekrem İmamoğlu'nun adını? Tayyip Erdoğan öyle değil bakın. Sevin sevmeyin. Ben Tayyip Erdoğan'ı desteklemiyorum. Tayyip Erdoğan sevin sevmeyin ama gerçeği ortaya koyacaksınız. Tayyip Erdoğan gençlik kollarından yetişmiş mücadele adamı. Hala mücadele ediyor. Yani onu durduramazsınız. Şöyle şimdi diyecekler efendim ya biz kim ne der diye bakarsak fikrimizi ifade edemeyiz. O zaman da Sokrates olamayız. Biz aklımıza geleni soracağız, sorgulayacağız. Şimdi Erdoğan siyasi tarihine bakalım, herkesin siyasi profiline, özgeçmişine bakalım. Ya başından itibaren mücadele eden bir adam. Ekrem, hani biz bilimsel tablolar yapıyoruz, kıyaslama yan yana. Yan yana koyduğumuz zaman Ekrem İmamoğlu sürekli sıfır çıkar ya. Son bir seçimde kazandı diye bir başkasının bütün geçmişini nasıl yok edersiniz? Yani diyor ki ben doktor değilim. Ben de dedim ki inşallah profesör olursun. Şimdi akademik bir unvan almasını çok isterim Melik'in de, hepinizin de alın, okuyun, işi, yani gazeteciliğin yanı sıra yapın. Ama bu başkalarının akademik geçmişini yok etmez ki. Şimdi gelelim siyasi örneğe. Tayyip Erdoğan, hatırlıyoruz, gençliğinden beri mücadele içinde ve toplum önünde mücadele ediyor. Aynen. Videoları dolaşıyor ortada, eski videolar. Ha o fikirleri Atatürkçüler tarafından onaylanmıyor. Reddediliyor olabilir ama biz gerçeği ortaya koyacağız. Kardeşim gene reddet ama bu gerçek ne? Sosyal gerçek, siyasal gerçek ne? Gençlik kollarında mücadele etmiş, Milli Türk Talebe Birliği'nde mücadele etmiş, il başkanlığında müthiş mücadele etmiş, il başkanlığı videoları ortalıklarda, bir dakika, televizyonlarda mücadele etmiş ya, il başkanıyken, belediye başkanıyken, lafını esirgememiş, bakanlarla işte kadın bakan kimdi? Çalışma Bakanı İmren Aykut televizyonda onlarla belediye başkanıyken bana soracaksın diye mücadele etmiş, kavga etmiş. Tayyip Erdoğan mücadele adamı. Sevmezsiniz, kötüleyebilirsiniz ya. Atatürkçü değil dersiniz, her şeyi söyleyebilirsiniz. O ayrı bir şey. Ama efendim ikisi de sokaktan geldi. İkisi de mücadeleci. Alakası yok. Ya hakikaten yani alakası yok. Bak, aynı kefeye bak, koymayın diyorsunuz bak, siz. Ya koyamazsın, mümkün değil ya. Ya şey bak, koyamazsın. Şikret tamam, farkı bu var peki, ya. Bir dakika, bu hayır, peki ama Ekrem öyle değil misin? Siz de gazetecisiniz. Siyasetçi ya da aday olmasına engel midir? O da ya şimdi o başka bir şey. Başlıyor. Ama ben şey. Masum Bey'in söylediğini vurguluyorum. Ama ben Hulki Bey'in dediğini anladım. Yani şikret farkı var. Mücadele insanı değil ki. İmamoğlu'nun mücadelesini biz nerede gördük? Oylar kazandıktan sonra, oylar yani yeniden sayılırken, oylar, affedersiniz, oylar yeniden sayılırken İmamoğlu'nun başkanlığımı verin, başkanlığımı verin dediği anda biz onun mücadelesini gördük. Ya ondan önce mücadelesini Ağrı'daki adam bilmiyor. Tayyip Erdoğan'ınkini biliyordu. Milli Türk Talebe Birliği'nden itibaren biliyor ya. Atatürkçüler de takip ediyordu, rakibimiz diye. Ya böyle bir şey yok. Nasıl ikisi sokaktan geliyor, halkın adamı, mücadeleci? Peki. Alakası yok. Bir tanesi hasbelkader başkanı olmuş. Bir daha seçilirse olamaz. Yaptıkları farklı. Ben İstanbul'un da, Ankara'nın da CHP'li bir başka aday tarafından kazanılmasını çok isterim. Zaten Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 11 yıllık genel başkanlığı döneminde Masum Bey diyor ya pişti. Ya biz başkalarının siyasette pişmesi için halk olarak, millet olarak, seçmen olarak deneme tahtası mıyız? Milleti pişirecek miyiz? Kardeşim önce pişin sonra gelin. Pişmiş insanlar gelsin. Olgunlaşmış siyasette tecrübesi olan insanlar gelsin. Biz efendim onu getirelim pişsin. Deneme tahtası mı Türkiye? Gençliğinden beri mücadele eden insanların durumu çok farklıdır. Tırnağıyla gelmiştir. Şimdi solun niye iktidar olamadığına ve olamayacağına ilişkin bir sosyal gerçeği de anlatayım, Ecevit olayı. Ulusal Uzmanlar Kurulu tam Masum Bey'in Zeki Sezer dediği noktada işte biz orada Ecevit'le, rahmetli Bülent Ecevit'le toplantıdayız. Kütüphane evde. Ulusal Uzmanlar Kurulu kurmuş. Ben de o sırada Kanal Türk Televizyonu'ndayım. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.